Değerli basın emekçileri, ekran başında bizi izleyen değerli halklarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz ki bugün 19 Ocak, sevgili gazeteci Hrant Dink, bundan tam 16 yıl önce kurucusu olduğu Agos gazetesinin önünde katledildi. Yine tıpkı bütün siyasi cinayetlerde, bütün siyasi katliamlarda olduğu gibi bir tetikçi yakalandı. Ancak bunun arkasındaki derin güçler, karanlık güçler yine yargılanmadı. Ve aslında Hrant Dink cinayetinde tıpkı diğer siyasi cinayetlerinde olduğu gibi adalete erişim, adalet sağlanmadı. Hrant Dink bir yazısında birlikte yaşamak öyle yukarıdan birilerinin bahşedeceği bir lütuf değil, birlikte yaşayan halkların birlikte üretmeleri gereken bir uygarlıktı demişti. Biz de buradan kendisine sözümüzü tekrarlamak istiyoruz. Saygı, halkların bu uygarlığını hep beraber bizler kuracağız. Bunun kurulmasına da az kaldı. Tekrardan buradan Hrant Dink ailesi başta olmak üzere bütün halklarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Adalet mücadelemizin her anlamda, her alanda devam edeceğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine 23 Aralık'ta bildiğiniz gibi Paris'te 3 Kürt katledilmişti. Bunların arasında Mir Perver de vardı ve geçtiğimiz günlerde maalesef Mir Perver'in annesi Filiz Aydın yaşamını yitirdi. Bu da Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmiş oldu. Çünkü yıllarca Mir Perver'in annesi kendisini görememişti. Kendisinden uzakta katledildi. Buna dayanamayıp yaşamını yitirdi. Bu da bir ayıp, bir günah, bir utanç olarak Türkiye tarihine geçmiş oldum. Evet değerli basın emekçileri ve değerli halklarımız, biliyorsunuz ki dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında kadın mücadelemiz erkek egemen iktidarlara karşı durmaksızın ve inatla, kararlılıkla devam ediyor. Dünyada erkek egemen rejimlere karşı verilen bu mücadelenin karşısında bu rejimler de maalesef kadınları hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da Taliban dönemi öncesinde görev yapan kadın milletvekili Mürsel Nebizade'nin evinde kimliği belirsiz kişilerce katledildiğini üzülerek öğrendik. Ve yine İran'da Jine Amine'nin katledilmesinden sonra Rojhelat ve İran'ın tümüne yayılan eylemlerde buna karşı Molla rejimi saldırılarına devam ediyor. Bu süreç içerisinde birçok kişi protesto olarak katıldıkları için, özgürlük talep ettikleri için bu rejim tarafından idam edildi. Ama buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Afganistan'daki rejime karşı da, Molla rejimine karşı da, Türkiye'deki AKP, MHP, erkek egemen faşist rejimine karşı da kadınlar her alanda mücadele etmeye devam edecek. Evet, biz neredeyse her açıklamamızda maalesef şu kürsülerden kadına yönelik şiddet verilerini açıklamak zorunda kalıyoruz. Bizler açıklamazsak maalesef iktidar sanki kadına yönelik şiddet hiç yokmuş gibi bir tablo, toz pembe bir tablo çiziyor. Ama biz her defasında buradan yine bu kürsülerden çok net bir biçimde ifade ediyoruz ki bu koskocaman bir yalan. Bakın sadece basına yansıyan veriler üzerinden bile baktığınızda aslında nasıl bir kadın kırımı boyutuna gelmiş bir şiddetin olduğunu hep beraber şahitlik ediyoruz. 2022 yılında en az 334 kadın erkek şiddetiyle katledildi. Yine 245 kadın da her nasıl oluyorsa şüpheli bir biçimde katledildi. Bu katledilen kadınların 209'u evlerin içerisinde, yani iktidarın kapatmak istediği o evlerin içerisinde en yakınları tarafından katledildi. Bizler bunları ifade ederken, bunun mücadele araçlarını, yöntemlerini uygularken ve gerçekleştirirken AKP tam bunun karşısında bir tavırla kadın düşmanı politikalarına hız kesmeden devam ediyor. İktidarın kadın bakış açısı ailenin içerisine hapsolmuş, biat eden, geri adım atan, açlıkla, yoksullukla, sefaletle ve ölümle yüz yüze kalan bir tabloyu sürekli kadınlara dayattığını görüyoruz. Bunun karşısında bizler taleplerimizi, mücadelemizi yükseltirken yine bu süreçte bir seçim yatırımı olarak bir anayasa teklifinin gündemimize geldiğini görüyoruz. Şimdi sadece kadınlar evlerin içerisinde değil, maalesef kadınlar ve çocuklar
hem evlerin içerisinde bu şiddete, istismara, tacize, tecavüze uğruyor. Bunların içerisinde makul olma dayatılıyor. Bir taraftan da yine genç kadınlar özellikle yurtlarda benzer yönelim ve yaklaşımlarla yüz yüze kalıyorlar. 8 Ocak'ta, bakın bu sadece bir örnek, bunun gibi daha onlarca örneğin olduğunu maalesef tekraren söylüyorum. 8 Ocak'ta Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencisi Nuray Kayar, Balıkesir Erdek'te denizde ölü olarak bulundu. Ablasıyla aynı yurtta kalıyordu Nuray. Bandırma Fatma Ana Kız Yurdu KYK yurdunda 7 Ocak gecesi dönmedi. Yurt yetkilileri arkadaşların arama taleplerini reddetti. Dışarıya çıkmak için bahane olduğunu söyledi. Gülerek bile yaptılar bunu. Çok normalleştirerek yaptılar bunu. Ve belki zamanında belli gelişimler olsa Nuray Kayar katledilmemiş ya da sağ salim dönmüş olacaktı. Ama maalesef gece vakti dışarıya çıkamazsınız. Şunu giyemezsiniz, bunu giyemezsiniz. Burada gezemezsiniz söylemlerinin sonucunda bir genç kadın daha katledilmiş oldu. Ve bu yapılırken özellikle KHK yurtlarında yürütülen politikaların da buna destek olduğunu, bu KHK yurtlarında özellikle genç kadınları hizaya çekme, kendilerine göre bir kadın yaratma yaklaşımlarının sonucu olduğunu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu politikalarla genç kadınları özellikle yaşamdan soyutlayarak bu kadınların güçlü adımlar atmasına engel olmaya çalışıyorlar. Onları alabildiğince erkeğe ve devlete biat eden edilgen nesne haline, nesneleşmiş yani özne olmamaları için de ellerinden geleni yapıyorlar. Ama buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Özellikle genç kadınlar 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda yaşamın bütün alanlarında olacaklarını en net bir biçimde ifade etmeye ve seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Türkiye'de bu tabloyla karşı karşıyayken az önce de söylediğim gibi iktidar bir seçim yatırımı olarak bir anayasa düzenlemesiyle karşımıza geldi. Anayasa teklifine dair AKP'nin görüşme talebini reddettiğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Yine bu Anayasa Komisyonu'nda yapılacak görüşmelere katılmayacağımızı da kamuoyuna deklare etmiştik. Buradan bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Çünkü bu ülkede kadına yönelik katliamlar artarken, onlarca sorun varken, tecrit, yoksulluk, baskı almış başını giderken ve bunun müsebbibi, bunun yaratıcısı olan AKP, MHP iktidarının, ittifakının yapacağı bir anayasa düzenlemesinde biz yokuz. Çünkü biliyoruz ki bu iktidarın derdi kadınlara özgürlük alanı açmak değil. Bu iktidarın derdi toplumda demokratik bir gelişim değil. Bu iktidarın derdi demokratik bir anayasa oluşturmak değil. Bu iktidarın yine tek derdi var. Seçim sürecinde nefret söylemini körükleme, bütün bu süreci de kadınların üzerinden yürütme siyasetini seçim hamlesini kadınlar üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Biz hem HDP olarak ama bütün toplumdaki kadınlarla da birebir temas edip onların da taleplerini bu kürsülerden ifade edeceğimizi beyan ettiğimiz kadın meclisi olarak bu toplumda nefreti körükleyen, ayrıştırma siyasetini büyüten, kadınların taleplerini bir seçim malzemesi haline getiren bu iktidarın bu politikalarına karşı tutumumuz çok nettir. Her gün anayasayı ayakları altına alan bu iktidarla anayasa yapılmaz. Tek adam rejimiyle İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çekilme kararını deklare eden bir ittifakla özgürlükler adına bir anayasa yapılmaz. Tam bu nedenle biz net tutumumuzu ifade ettik. Ne görüşmelerine ne de anayasa görüşmelerinde yer almayacağız. Ve partimiz kadın bedeni üzerinden yürütülmek istenen bu seçim propagandasının, bu seçim siyasetinin manevralarının, hamlelerin bir parçası olmayacak. Çünkü biz kadınların ne talep ettiğini çok iyi biliyoruz. Biz daha önce başörtülü kadınlarla başörtü özgürlüğü içinde kol kola mücadele ettik. Bugün de hep beraber başörtülü, başörtüsüz. Hangi görüşten, hangi inançtan olursa olsun bütün kadınlarla özgür bir yaşamı
biz inşa edeceğiz. Bunu kapalı kapılar ardında seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyeceğimizi buradan bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Evet, kadına yönelik şiddet sadece fiziki değil. Kadınlar bu ülkede sadece katliamlarla yüz yüze kalmıyor. Kadınlar bu ülkede en derin yoksulluğu yaşayan kesimler. Bugün iktidarın yürüttüğü savaş politikası, iktidarın yürüttüğü yanlış politikaların faturaları topluma çıkartılıyor. Yoksul halka çıkartılıyor, işçiye, emekçiye çıkartılıyor ama en fazla kadınlara çıkartılıyor. Bakın şu an ülkede DİSKAR'ın işsizlik ve istihdam raporuna göre Kasım ayında işsizlik türlerinde en yüksek olduğu kategori %27.5 ile geniş tanımlı kadın işsizliği. İkinci en yüksek işsizlik kategorisi ise %23.9 genç kadın işsizliği oldu. Yani bu ülkede en fazla kadınlar yoksul ama genç kadınlar bu yoksulluğu ve işsizliği en derinden yaşıyorlar. Biz kampanyalar yaptık, yoksulluk kampanyası, birebir kadınlarla temas edip taleplerini, yaşadıkları zorlanmaları beraber tespit ettik ve teker teker her defasında anlattık. İstihdama katılmayan, ekonomik anlamda erkeğe bağımlı hale getirilen birçok kadın maalesef tam da bu politikalar nedeniyle şiddetle yüz yüze kalıyor. Şiddet ortamlarına geri dönmek zorunda kalıyor. Yani işsizlik, yoksulluk, kadına yönelik şiddeti de artan bir veri haline geliyor. Kadınlar aşsız kaldı bu süreç içerisinde. İşsiz kaldı, şiddet gördü. İktidar kalkmış bize anayasadan söz ediyor. Kadınlar barınamadığı için eğitimden uzaklaştı. Kadınlar evin bütün yükünü omuzladı. İktidar bunları çözeceğine İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı geri çekildi. Bütün mekanizmalar 2016'da Allah'ın lütfu olarak gördüğü darbe girişiminden sonra lağvetti. Hala her gün her alanda örgütlü kadın mücadelesini, kadınların kazanımlarını hedef alıyor. Bir de çıkıp anayasal düzenlemelerle bize hak ve özgürlükleri getireceğini söylüyor. Buna, bu söylemlere kadınların karnı tok. Kadınlar kendi yaşamlarını örme iddiasından vazgeçmeyeceklerini her alanda söylüyorlar. Biz bu düzenlemenin ne anlama geldiğini aslında çok iyi biliyoruz. İktidar da çok iyi biliyor. Biz kadınların yaşamını erkeklerin koyduğu düzenlemelerle değil, kadınların tam da kendisinin bir irade olarak yaratacağı bir yaşamı öreceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Evet, yine kadınlar bu süreçte mücadeleleri az önce de söylediğim gibi hedef alınmaya devam etti. Kadınlar adliye koridorlarında adalet aramaya devam etti geçtiğimiz hafta içerisinde. Ankara'da 12 Ağustos 2021'de bakın İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diye yargılanmaya başlandılar. Eyleme katılan 8 kadın hakkında dava açılmıştı. Geçen hafta içerisinde Ankara Adliyesi'nde görüldü. Kadın polis şiddetiyle gözaltına alınmalarına rağmen hazırlanan bilirkişi raporunda polis şiddetine ve görüntülerine ne tesadüf ki yine yer verilmedi. Bakın bu ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyen kadınlar yargılanıyor ama iktidar çıkmış bize özgürlük getireceğini ifade ediyor.